Davet ettik şimdi stüdyomuzda kendisi. Hoş geldiniz Umut. Hoş bulduk. Merhabalar. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Engelliler Farkındalık Haftası dedik. Evet. Aslında Engelliler Haftası diye bunu söylüyorlar ama yani ilk yanlış. İsmi Türkiye Sakatlar Haftası'ydı. Sonra sakat kelimesi biraz dilde kaba durduğu için engelliye çevirdiler. Daha öncesinde aslında özürlüydü. Yani bizim şu an yaşadığımız sorunun ismi. Millet ağzında, ne diyeyim, halk ağzında ismi. Ama ben mesela lise dönemindeyim yanlış hatırlamıyorsam. Hani özürlü, görme özürlü, işte yürüme özürlü, işte duyma özürlü falan diyorlar. Merak ettim hakikaten. Sözlüğe bir baktım TDK sözlüğünde, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde. Özürlü kelimenin karşısında şey yazıyor, defolu mal. Tamam, bir defo söz konusu ama yani mal olmayı ben kabul etmiyorum. Estağfurullah. O yüzden lütfen. Özürlüden sakata döndü. Baktılar sakat deyince hani halk nezdinde sadece bedensel engel olarak algılanıyor. Şimdi yavaş yavaş engelliye döndü. Yani bunun şeyi, tarihçesi biraz şeydir. Ne diyeyim? Acıdır biraz. Karışık mıdır? Karışıktır. Evet. Aynen öyle. Neler söylemek istersiniz bu haftanın önemi ve anlamıyla alakalı? Yani hani ne kadar ne diyeyim? Kutlamalar hiç da olacak, açıcı olacak sanırım. Bilmiyorum ama hani Türkiye'deki her gün gibi, her hafta gibi bizim de yılda bir kere kutlanan, hatırlandığımız bir haftamız var. İçeride az önce görevli personelle konuştuğumuz gibi onlarla da konuşuyorduk. İşte Anneler Günü var mesela. Anneler Günü'nde herkes anneleriyle ilgili videolar paylaşır. Annelerini ne kadar çok sevdikleriyle ilgili metiyeler düzer falan. Ama huzur evlerinde anne doludur mesela. Evet. Yani 16 Mayıs Türkiye Engelliler Haftası da maalesef işte çelenk töreniyle başlanan, işte engellilerle ilgili bir dizi vaatler sıralanan ama 16 Mayıs'tan sonra hiçbir şey yapılmayan, ya en azından dillere gelebildiğimiz bir hafta. Öyle diyeyim. Evet. Sizin peki ne zaman başladı görme engeliniz? Ben doğuştan görme engelliyim. Ne kadar yüzde olarak görebiliyorsunuz? Yüzde hiç. Hiç. Yüzde sıfır. Yüzde evet. Hiç diyorsunuz. Aynen öyle. Yüzde evet. Hiç. Peki toplumun engelli bireylere bakış açısı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi toplumun engelli bireylere bakış açısı, yine daha öncesinden gelecek olursam, daha önceden engelli bireyler gerek istihdam konusunda, gerek kendine güven konusunda, gerek erişilebilirlik konusunda çok fazla imkana sahip olmadıkları için doğal olarak sokaklarda yoktuk ya da sayımız daha azdı. Görüldüğü zaman biraz daha hani acınası gözlerle bakılıyorduk. Bazen bunu sözle de telaffuz ediyorlardı sağ olsunlar. Ama şimdi artık herkes sokakta olduğu için, herkes işte kafeye gidebildiği için, herkes kordonda turlayabildiği için, Çanakkale için konuşmak gerekirse, ya da herkes toplu taşıma kullanabildiği için artık duygusal bağlamda toplum bize alıştı sanırım. Ama pratikte fiziksel anlamda hala da alışılabilmiş değiliz. Şöyle, hani bizim ne yapıp ne yapamayacağımızı, bizim sınırlılıklarımızı daha toplum anladığım kadarıyla gözlemleyemiyor. O yüzden mesela bizim yürümemiz gereken kaldırımları bize bırakmıyorlar gibi. Evet. Yani fiziksel anlamda bu engeli pek aşamadık ama duygusal anlamda şu anda %80-90 oranda aşmış durumdayız. Bir farkındalık yükseldi diyebiliyorsunuz. Tabii ki, tabii değil ki. Mi? Yani, geçmiş yıllara oranla. Yani, aynen öyle. Yani bir şeyi hani şey kelimesini kullanmayı da pek sevmiyorum ama yani bir kısmı, bir kesimi ne kadar çok görürseniz o kadar çabuk alışırsınız. Evet. Siz görünebilir olduğunuzu düşünüyorsunuz. Şu an artık. İçin evet. Yani. Önceki yıllara göre gene tabii söyleyecek olursak. Aynen öyle. Siz aynı zamanda müzik öğretmenisiniz. Umur Bey Ortaokulunda evet. Müzik öğretmeni olarak çalışıyorsunuz. Enstrüman. Ben bölüm çıkışım piyano ve viyola. Evet. Ama üniversite yıllarımda hani piyasa değil de yani canlı müzik falan yaptığım için veya birçok etkinliğe katıldığım için işte org denilen klavye olsun, gitar olsun, ritim aletleri olsun, perküsyon olsun hani bana gerekli olan, okulda öğrencilerime eşlik etmek için lazım olan birçok alete aşinayım. Evet. Okulda öğrencilerinizle iletişiminiz nasıl? Onlar kuzularım benim ya. ya ben ilk görev yerim mesela Boğazlıyam'dı. Orada bir 6 ay çalıştım sözleşmeli olarak. Sonra KPSS'ye tekrar girdim. 2010 yılında Umur Bey'e atandım.
Ne Yozgat'taki öğrencilerim ne Boğaziyan'daki öğrencilerim hiç yabancılık çekmediler. Hiçbir şekilde yadırgamadılar. Hatta normal öğretmenler gibi sürekli değerlendirdiler. Bazen böyle bir şeyi işaret edecekleri zaman parmaklarıyla gösteriyorlar. Görmeyince de kızıyorlar falan. Ya ama bu şey yani insanın kendisiyle alakalı bir şey. Evet. Yani siz görme engelinizin arkasına saklanarak bir şekilde bir ilişki yürütmeye, bir hayat yürütmeye çalışırsanız karşınızdaki de size ona göre davranır. Ama siz görme engelinizi tamamen açtıysanız, kafanızda bitirdiyseniz, bir görme engelli gibi davranmıyorsanız karşınızdaki de sizi görme engelli olarak görmez. Evet. Yani bu konuyla ilgili mesela buradan duyuyorlarsa kendilerine çok selam olsun. Ben ilkokul arkadaşlarıma, mahalle arkadaşlarıma bunu ve aileme borçluyum. Ciddi anlamda özellikle arkadaş çevrem hiçbir zaman ben çocukken de yani beni aralarından mesela örnek veriyorum işte sen bunu yapamazsın hadi bu sefer biz oynayalım sen bizi izle gibi bir şeyde bulunmadılar. Her zaman beni her etkinliğe kattılar ve her zaman destekçim oldular. Ben de onların bu çabasıyla görme engelli gibi değil de normal bir birey gibi davranmayı öğrendim. Evet. Bu da benim gelecek hayatımda bana çok katkı sundu. Çevrenin çok etkisi var. Ya, tabii ki. Yani çevre tarafından desteklenirseniz siz engelinizi aşmanız daha kolay olur. En önemlisi de aile diye düşünüyorum bu. Ailem zaten benim arkamda durmasaydı konuda. Ben bu zamana kadar gelemezdim. Yani engellilerin daha hani görünür olmadığı bir dönemde çocukluğum geçti benim. Evet. Ben ilkokula kaydım yapılmak istendiğinde işte yani kaydım yapılmak istenmedi, farklı bir okula yönlendirildim. Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmek istendiğimde aynı şekilde hani mülakatlara dahil edilmemek istendim. Hani ailem ilk sırada benim arkamda sürekli durdular. Üniversitede de yine aynı sorunu yaşadım. Her girdiğim okulu bir karıştırdım ben önce bir. daha sonra girmeyi başardım. ama diyorum ya ilk planda ailem benim her zaman arkamda durdu. Ve Allah her gittiğim okulda, her mücadele verdiğimde de bana destek olan, bana inanan ve benim arkamda duran, bana kefil olan birini çıkardı o kurumdan. Evet. Yani ilkokulda mesela benim sınıf öğretmenim gerçekten benim arkamda durdu. Lisede de o zaman o dönemki müdür yardımcımız vardı Haldun Yılancıoğlu. Kendisine buradan selam olsun. Hı hı. O benim destekçim olmasaydı, o bana kefil olmasaydı ben yine o mülakata giremeyecektim. Evet. Üniversitede Çiğdem Ongan hocam vardı. Kendisi benim ortaokulda müzik öğretmenimdi. O Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti, ben peşinden gittim. O üniversitede müzik öğretmenliğini bölümüne gitti, ben yine peşinden gittim. Kendisi bana destek olmasaydı ben yine o mülakatta başarılı olamayacaktım. Üniversitedeki durum biraz daha farklıydı. Buradaki öğretmenlerimden oluşan bir komisyonla ilgili bir problemim yoktu. Müzik öğretmenliği mülakatlarında çift komisyon kurulur. Komisyonun bir tanesi buradaki bölümde görev yapan öğretmenlerden oluşur. Bir tanesi dışarıdan gelir. Benim ikinci komisyonla, dışarıdan gelen komisyonla problemim vardı. Bir gecede Çiğdem hocamın ben sırf deşifre ve solfej parçalarını okuyabileyim diye kabartma yazı öğrendiğini biliyorum. Ben kendim oturdum. Akşam 7'de buluştuk onunla. 12'ye kadar kabartma yazı öğrendi. Kabartma nota öğrendi kendisi. Ve ertesi günde benim okumam gereken notaları yazdı bana. Evet. Gayet bu süreçte size yardımcı yani, olan evet, kişiler. Yani o destekçilerim olmasaydı zaten ve ailem de sürekli arkamda durmasaydı, bana inanmasalardı ben de buralara gelmezdim. Peki engelli çocuğu olan ailelere vermek isteyeceğiniz bir mesaj var mı? Engelli çocuğu olan ailelere hatta... Aile önemli dedi evet, çünkü. Evet, aile çok önemli. Evet, kesinlikle arkasında dursunlar. Mesela eşimin akrabası var şu anda. Küçük Elif'imiz var bir tane görme engelli. Ben onların ailesine de söylüyorum. Evet, çocuklarının arkasında dursunlar. Çocuklarına destek olsunlar. Ellerinden gelen imkanları sağlasınlar ama çocuklarını acımasınlar. Yani ailelerimizin bizim özellikle Türk toplumunda vardır bu biliyorsunuz. Aşırı korumacı tutum. Aşırı korumacı tutum eğer görme engelli birey ailesinin başında ebediyen baki olmadığının farkında olamazsa ve kendi ayaklarının üstünde dikilmesi gerektiğinin bilincinde olamazsa emin olun toplumdan siliniyor. Özellikle annesini babasını kaybedince
bu sefer çok büyük psikolojik bunalım içine giriyor. Hı hı. Ama çocuğuna karşı hani sen gidebilirsin, sen yürüyebilirsin ya da sen burayı bulabilirsin. Cesaretlendirmesi. Aynen öyle. Aynen. Ya biz mesela abilerimizden, ablalarımızdan baston kullanmayı da öyle öğrendik. Yani dernekten kafaları esince hadi bakalım al eline bastonu gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çanakkale'ye gezmeye. Götürüyorlardı bir yere de bırakıyorlardı. Hadi buradan derneğe dönme vakti geldi artık. Kendisi çekip tek sen başınıza. Nereye gidiyorsun? Kendin bulabilirsin. Bulamazsam kaybolursun. Tek cevap buydu. Bulamazsan kaybolursun. Gelemezsin. Çok uzun süre gelmezsen ben seni bulurum zaten diyordu. Çekiyordu gidiyordu. İstiyorsan bulma. Ama bu şekilde zaten insanoğlu. Hani Türk toplumunun diyeyim ben Türk insanının bir karakteridir bence bu. Evet. Biraz daha zora gelince bir şeyler öğrenir. Kolaylıkla hani isteyerek ben bunu başaracağım deyip Türk insanı pek fazla şey yapamaz. Evet. Bir de iş bulma konusuna gelelim. Toplumda engelli bireylerin iş bulması sizce ne kadar zor? Şu an yani gerçekten engelli birey iş bulmak, işe girmek istiyorsa, çalışmak istiyorsa şu an için gerçekten çok kolay. Çünkü daha önceki dönemlerde yine benim çocukluğumun yani çocukluğuma denk gelen dönemlerde ben de travmalar içinde büyümüşüm bu arada onu fark ettim. yani mesela derneklerin esas varoluş sebebi odur. Yani birlikte olabilmek, örgütlenebilmek, sayılarımızın yani sayımızın çoğalabilmesi ve birlikte mücadele edebilmek. Daha önceki dönemlerde mücadele etmeden istihdam hakkımızı alamıyorduk veya birilerine sesimizi duyuramıyorduk. Ama şu anda EKPS sınavı başladı biliyorsunuz engelli kamu personel seçme sınavı. Hı hı. Devlet nezdinde gerçekten isteyen, memur olmaya karar veren ve bunun için mücadele veren kişinin yani istihdam süreci gerçekten kolay. Ha bu konuda da sonrası engelliler için biraz zor. Mesela bir okula atanan bir bedensel engelli tekerlek sandalyeli bir öğretmenin asansörü, okulun asansörü olmadığı için işte danışmaya koyulup okulun telefonlarına bakmak zorunda kalabiliyor. Evet. Ne diyeyim mesela bir yani görme engelli öğretmenlerde veya görme engelli memurlarda çok fazla bir problem olmuyor bu konuyla ilgili. Erişim sıkıntımız çok hani bedensel engellilere göre daha az olduğu için. Evet. Ama hani bizde de şey olabiliyor yani biraz daha kurum amirleri ne diyeyim anlayışsız davranabiliyorlar. Yapamayacağımız işleri verip daha sonra yapamadığımızı işte hani çalışamadığımızı iddia edebiliyorlar. Ya da her görme engelliyi işte mesela gelen her görme engelliye işte paspas görevlisi, süpürge görevlisi gözüyle bakabiliyorlar. Yani bu şekilde kamu kısmında girene kadar değil yani girinceye kadar değil girdikten sonra biraz sorunlar başlıyor açıkçası. Evet. Ama özel sektör kısmında hala da bu kanayan yaramızdır. Yani özel sektörde engelli çalıştırılması ve biliyorsunuz her özel sektörün ve kamu kuruluşlarının engelli çalıştırma yüzdelik dilimleri var. %3, %4 olarak değişiyor bunlar. Toplam evet. işçi sayısının %3'ü, %4'ü kadar engelli çalıştırmak zorunda. Özel sektörde bu oran hiçbir zaman doldurulmuyor. Ya da şu şekilde bir yol izleniyor. Örnek veriyorum sen ha tamam ben seni işe alayım kağıt üstünde işe alıyor işte cüzi bir maaş ödeyeyim ya da sigortanı ödeyeyim sen gelme işe. Bunu teklif eden işveren de problem ve maalesef ki hani baltaya sormuşlar işte neden üzülüyorsun şey ağaca sormuşlar neden üzülüyorsun sapık beni kesen baltanın sapı kendinden diyor ya. Hı hı. Bizim içimizde de bu şekilde kolaya alışmış olan engelli arkadaşlar da var. Evet. Yani onlar bazı ben mesela duyuyorum buralarda pek yok burada sayılıyız zaten Çanakkale küçük yer ama gerek İstanbul'da Ankara'da kendileri teklif götürüyorlar işte ben hani sizde şirkette çalışayım beni işe alın ben gelmeyeyim işe benim sigortamı öde ya da sigortamı ödeme ben engelli aylığı alıyorum o da kesilmesin işte bana örnek veriyorum 8 bin lira değil de 5 bin lira maaş ver 3 bin lira maaş ver gibi tekliflerle engelliler de gidebiliyor. Aslında bu ortamı, bu kolaylığı biraz da kendileri biz de, yaratıyoruz evet, galiba. Evet. Peki sizin hayatınızı kolaylaştırmak için kamu kurum ve kuruluşlarına hangi görevler düşüyor, neler bekliyorsunuz onlardan? Vallahi bunu biz her yıl 15 Ekim'de, 3 Aralık'ta, işte
7-14 Ocak'ta, 10-16 Mayıs'ta sürekli konuşuyoruz. Ama yayından önce de sizinle konuşmuştuk ya, hani ben artık bu erişilebilirlik sorunlarıyla ilgili veya hani çevre düzenlemeleriyle ilgili açıkçası bir şeyler söylemeye hani hem sıkıldım, hem yoruldum, hem de utanıyorum artık. Yani bir şey bir kere söylenir, iki kere söylenir, 10 kere söylenir. Hı hı. Ama ben 35 yaşındayım, ben bildiğim bileli aynı muhabbet dönüyor sürekli. Hı hı. Yani bir kamu kurum ve kuruluşunun sadece amirleri, başkanları, müdürleri değil, onların alt birimlerinin sorumluları da şöyle bir tekerlek sandalyeye binip şehirde dolaşmaya uğraştılar mı hiç acaba? Ya da gözlerine bir bant çekip bastonla şehirde dolaşmaya uğraştılar mı? Ya da bir koltuk deneyiyle dolaşmaya uğraştılar mı hiç? Evet. Yani bence engellilerin ne gibi sorunlar yaşıyorlar, engellilerin problemleri ne diye düşünmek yerine kendileri bizzat görebilirler. Biz mesela Altı Nokta Körler Derneği olarak ben başkanlık yaptığım dönemde bir çalışma grubu kurmuştuk. Çanakkale'nin ana arterlerini, işte İnönü Caddesi olsun, Barbaros olsun, işte Kordon Boyu olsun, işte Balıkesir Caddesi, bir kamera bir görme engelli arkadaş, bir kamera bir görme engelli arkadaş şeklinde gören ve görmeyen eşleştirdik. Kaldırımlardaki bize engel olan unsurların hepsini tespit edip fotoğrafladık ve altlarına da ne gibi unsur hani engel oluyor, yani neden engel oluyor ve çözümü nedir? Bu şekilde yazıp bir dosya oluşturduk. Gerekli tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırdık. Evet. Ama hala da bekliyoruz. Bir cevap veya bir yani çalışma. Şöyle de bir şey var aslında. Her şeyi kamu kurum ve kuruluşlarından beklemek de yanlış. Hı hı. Bunun erişilebilirlik problemlerinin düzelmesi için bence toplumun da bu konuda bilinçlenmesi lazım. Hı hı. Çünkü evet kaldırımlara bazı kaldırımlarda engelli yolu yok. Yapılanlar da bazen yanlış yerlere yapılıyor. Engelli yolu ağaca çıkıyor falan mesela böyle. Evet. Tam ağacın üstünde. Ağaç, örnek veriyorum burada, adam getirmiş buradan ağacın etrafından dolaşmış. Ya ben her yere kaplumbağa hızında gitmek zorunda değilim ki. Yani hızlı bir şekilde gittiğim zaman, bir yere yetişmeye çalıştığım zaman ben o dönemeci bastonla fark edip o manevra kabiliyetini sağlayamayabilirim. Ki sağlayamıyorum zaten. Yaşadınız ya mı böyle? Yaşamaz mıyım? Aylar. Bir tane şey, çoğu mesela yanlış hatırlamıyorsam Çanakkale genelinde 4-5 yerde vardı. Görme engelli yani kör yolu dediğimiz kılavuz çizgiler ağaca çıkıyor. İnönü Caddesi'nde tam eğitim fakültesinin karşısında var. O çöp konteynerine çıkıyor. Ben oranın adını kör toplama noktası koydum. Herhalde diyorum ya, bu körleri belediye konteynerin içine toplamayı planlıyor. Yani çöp konteynerine çıkan bir engelli yolu çok yaratıcı olmuş. Onunla ilgili haber yapmıştık sanıyorum, değil mi Uğur Bey? Yapmıştık, evet. Ama hala mesela, mı şu an öyle? Hala öyle. Çok ama güzel. Şu var. Mesela biz o az önce demiştim ya, bir tespit komisyonu kurmuştuk. Hı hı. Tespit komisyonunda ben de İnönü Caddesi'nde dolaşıyordum. Kaldırımın dümdüz gittiğini düşünün bu şekilde. Evet. Ucunda yola inen kısımda rampa var mesela. Rampadan indim. Station wagon'un bir kartalın içine girdim, bagajına girdim. Adam mal mı indiriyormuş, bekliyormuş, bagaj kapağını açmış, rampaya da taksiyi yanaştırmış, ben rampadan indim, bagaja indim. Bagaja girdim, evet. Bir de boyum da uzun, kafa kaldı, kendim girdim. Yani hani diyorum ya, yani her şeyi belediyeden, her şeyi valilikten, her şeyi evet, özel idareden beklemek toplumda olmuyor. Yaşayanlar. Yani bizim kaldırımlarda tek sorunumuz kılavuz çizgiler değil. Evet. Mesela evlerin bahçesinde dikili olup kolu kaldırıma uzanmış olan ağaçlar bizim problemimiz. Çünkü baston o ağacın dalının altından geçiyor ama kafamız takılıp kalıyor. Gözümüze yani, falan yani. Oho, yani bu zamana kadar biz dal yaralanma konusunda darp raporu alsaydık hepimizin elinde birer klasör olurdu. Yani bu konuda mesela halkın kendi ağaçlarını, kendi evlerinin mülklerindeki, bahçelerindeki bitkileri kontrol etmesi lazım. Ya ben kaldırıma engel oluyor muyum? Ya da mesela herkes der, belediye işte buraya baba koymuş, dubalardan bahsediyorum. Hı hı. İşte bacağımızı vuruyoruz. Evet, belediye duba koymuş. Burada belediyenin hatası o dubaların dışına yumuşak bir zemin döşenmemesi, yapılmaması. Ama o dubayı koymak belediyenin hatası değil. O dubayı belediyenin o dubayı koymasını mecbur eden halkın kendi davranışı. Belediye o kaldırıma o dubayı koymasa oraya araba park edecekler. Tabii ki. Yani o boşluk bir şekilde bundan, dolacak. Aynen öyle. Halkımız da bundan vazgeçse,
Emin olun yani belediye Duba'ya çok para harcamaya şey değil mi? Meraklı değildir yani. Evet. Ya dur bakalım, hadi şuraya da bir Duba koyalım. Bak burada yokmuş diye bir zihniyetle koyduklarını zannetmiyorum ben. Halkımız yani sadece işi birilerine yüklemek, birilerine işte laf söyleyip, birilerini eleştirip kendimiz hiçbir şey yapmamak olmaz. Yani genel olarak hepimiz aynı şekilde davranmalıyız. Yani ben mesela yaya kaldırımının, yaya geçidinin önüne park edilmiş polis arabasıyla da karşılaştım bu zamana kadar. Kaldırımın üzerine park edilmiş polis motoruyla da karşılaştım. Yani bütün kamu kurum ve kuruluşlarının el ele vererek halkı önce kendi içinde görevli olanları bilinçlendirmek, sonra da halkı bilinçlendirmek için artık bir şeyler yapmalıyız. Yani biz her engelliler haftasında, her beyaz baston farkındalık gününde işte çıkıp Cumhuriyet Meydanı'na veya işte Ton TV'ye, o gazeteye, bu gazeteye çıkıp işte kaldırımlar öyle, geçemiyoruz bilmem. Ya bunları artık aşmamız lazım. Bence bunun yerine hani biz şöyle davet almamız lazım. Yani atıyorum Emniyet Müdürlüğü, biz engellilerle ilgili erişilebilirlik problemlerinizle ilgili veya yaşadığınız sıkıntılarla ilgili ya da halkımızın sizin hani erişilebilirlik imkanlarınızın yükseltilmesi için halkımızın üzerine düşenlerle ilgili bir seminer vermek istiyoruz. Ya da bir video çekmek istiyoruz. Hani şu an teknoloji çağındayız diyoruz ya. Evet. Yani her kamu kurum ve kuruluşları sitelerinde böyle bir video yayınlayabilirler mesela. Veya örnek veriyorum, billboardlar var. Billboardlar bu konuda kullanılabilir. Yani 10-16 Mayıs toplam 6 gün, hatta 7 gün. Evet. 7 gün boyunca billboardlarda bu videolar dönebilir. Bütün toplu taşıma araçlarında hepsinde LCD ekran var. LCD ekranlarda bunlar dönebilir. Yani artık teknolojiye ayak uydurmamız lazım. Çağın gereklilikleri neyse ona göre hareket etmemiz lazım. Evet. Yani yok Cumhuriyet Meydanı'na çıkıp mikrofonu eline alıp ona buna yani kaba tabir olacak ama giydirmek çok kolay. Evet. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok konuştum galiba. Programımızın da var mı eklemek isteyeceğiniz bir şey? Valla buna da parmak basalım. Eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Yine bir 11 Mayıs'ta 16 Mayıs haftasının dışında da görüşmek dileğiyle. Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ediyoruz bizler de. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için sorularımıza, soru işaretlerinize cevap verdiğiniz için, cevap bulduğu için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Uğur Bey diyelim. Değerli izleyenler, güne başlarkenin bugünlük sonuna geldik. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde bizler burada olacağız efendim. Görüşmek üzere.